Leeds United kariyerimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maç yapmıyoruz. Evet. Nasıl ama maç yapmıyoruz. Bugün sizleri maçlarını değerlendireceğiz. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Bu kanalımızın olsa meselelerin ilk yapacağımız şey bu. Bu şekilde yani. Evet, bugün maçlarınızı değerlendireceğiz. Yarın Chelsea'ye karşı oynayacağımız Chelsea'ye bir göz atarız. Bugün sizlerin maçlarınızı değerlendireceğim. Bir dakika. Bugün 300 abone olduk arkadaşlar. O yüzden 300 bugün, yani ben video çektim tarihten, azından bu videoyu izlediğinizde 300'ü geçmiş de olabiliriz. O yüzden bugün sizlere bir şey göstermek isterim. Bunu daha önceden yapmıştık. Yani kardeşim zaten nasıl birkaç videoda konuk oldu. Yeni videolarımızda da konuk olacak aralarda. Özellikle İstanbul'da tarzında oyunlarda. Evet. Şöyle bilmiyorum, duydunuz bilmiyorum ama Squishy, Poppit tarzında fıcık fıcık diye tarzında bir şeyler var, oyuncaklar var. Böyle sıkılıyor kendisi, yapmış işte. İçinde poşet, sünger bir şeylere sıkıştırılıyormuş. Daha önce de yapmıştı ama abone sayımı yanlış hatırladığı için kendisi 300 abone özel göstermek istemiştim. Bak şöyle menajerlere yazıyor. Orada 300 abone yazıyor, 294 videoda. Keşke öyle bir şey olsaydı ama olsun. Sağlık olsun. Burası 394 abone yaz kaldı. Şey, 394 video. Burada ne yazıyor? Bir dakika, hemen okuyayım. Arkası varmış. Arkada video isimleri var. Videolarını yapmış şuraya. Video resimlerini yapmaya çalışmış. Şurada da isimlerini yazmış videoların. Burada da Manager Eray yazmış. Burada da bir ara kendisi video çekiyordu. İrem'le oyun yazıyor. Şurada hemen okuyarım sizlere. Eray ama Manager olan yazıyor. Altta hashtag OSM maç ve şurada da önerilen videolarda da gerekene yazıyor. Kendisini severek daha ettiğim abimdir. Evet, buradan da kardeşim İrem'e çok çok teşekkür ederim. Bir güzel, fena değil açıkçası. Gayet anlamlı bir hediye, bunu sonuna kadar saklayacağım hayatım. Evet, o zaman çok hızlı uzatmayalım. Teşekkür ettik. Sizlerden de güzel bir like beklerim. Bu güzel bir şeyin nedeni, abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Ha, güzel reklam oldu. Evet, şimdi sonuçlar bakalım. Gıcan böyle gıcırdı, kusura bakmayın. Abone olun da bir like atın da 1000 abone olalım da ilk paramla sandalye alayım. Yemin ederim ilk paramla sandalye alacağım. Devam sonra gider sandalye almazsak. Evet. Sheffield United 0-0 kalmış maç. West Bromwich Sheffield 0-0. Penaltılarda skor belli olmuş. Arsenal 1-0 Newcastle United'ı yenmiş. Crystal Palace Tottenham Hotspur 1 penaltıya giden maçlar görüyoruz. 1-1'lik maç. Toplam 120 dakikada. Southampton Aston Villa 2-1 yenmiş. Fulham ve Leicester City 3-2 yenerken Liverpool'un da Manchester City 2-0 yendiğini görüyoruz. Manchester United Chelsea 3-0 yenmiş. Güzel bir galibiyet. Açıkçası bir yandan sevindim ama Chelsea yedek kadro çıkmış olabilir. O yüzden olabilir. Everton'da 1-0 Wolverhampton yenmiş. Evet, burada sürpriz bir skor var mı diye sorarsanız bana çok yok ha. Çok yok. Evet, şöyle başlayalım. West Bromwich Albion. Şey alalım başa. Arada geçirecek yani, yapacak bir şey yok. 22. dakika dirsek kırışı çekilmesi. Vay vay vay. 22. dakikada sakatlanmış. Sheffield'da talihsiz bir sakatlık. İlk 90 dakikada herhangi bir gol sayısı çıkmamış. Kalan uzatmalarda da, yani diğer uzatmalarda da, ilk uzatmada hiçbir sıkıntı yok. İkinci uzatmanın başında Manyoski ikinci sakatlığını vermiş. Bir maçta Sheffield hem elenmesinin yanında iki de sakatlık sıkıntı. Uzun yaralar. Bu uzun olmayabilir ama diğer uzun olabilir. Penaltı atışlarına geldiğimizde ise zaten 4 atışta 4'ü 4 yapan kazanmış. West Bromwich ki Osimhen ve Nandez iki penaltı kaçırmış. Burada da açıkçası hak etmiş. Hak etmiş demeyeyim de hani kaybetmeyi gözden çıkarmış. Yapacak bir şey yok. İki oyuncusu penaltı kaçırmak. 8-5 şut var toplam maçta. 120 dakikada da 13 şut az ya. Çok şut olmamış ya. İki rakip de şey penaltılara oynamış herhalde. Çok zorlamamış bu maç için. 5 kornerde 4 korner 20 faul 21. Of, iki takım da 20 faul geçmiş. 20 faul barajına gelmiş. 56-24 Sheffield'ın bir tık üstünü görüyoruz. Şutlarda da Sheffield'ın bir tık üstünü görüyorduk. Burada da Sheffield'ın biraz daha baskın oynadığını görüyoruz ama penaltılar maçın skorunu belirlemiş tamamen açıkçası. Çok bol pozisyon olmayan ama 120 dakika boyunca oynandıysa da bir ufak da olsa bir keyif vermiştir belki, bilmiyorum. West Bromwich hocanın voleybol hocaya tebrik ederiz. Bir sonraki turda başarılar dileriz. Birazdan yani videonun sonunda da eşleşmelere bakacağız. Şimdi Arsenal'ın Newcastle'a geçelim. Arsenal dakika 63'te ilk yarıda bu arada hiçbir şey olmamış. Dakika 10 Newcastle Slimani sarı kart, 42'de Arsenal'dan Jenner'in sarı kartı var. İlk yarı bu şekilde tamamlanmış, golsüz beraberlik. İkinci yarıya geçtiğimizde 63'te Nketiah'ın golünden yararlanamayan, penaltıdan yararlanamayan bir Arsenal görürüz.
72'de Ozan Tufan oynuyor geliyor. Çekilin kardeşler ben geldim diyor. Türk'ün gücünü göstermeye gelmiş Arsenal'a, İngiltere'ye. Ve 77'de 5 dakika sonra da golünü buluyor ve turu getiren golde Ozan Tufan'dan gelmesi bence gayet güzel bir şey. Erol Bulut Hoca'ya tebrik ederiz. Şöyle istatistiklerde bir göz atalım ama. 12 şutta 9 şutta Arsenal'ın üstünlüğünü görüyoruz. 3 korner 6 korner buradan değil. Kassel'in üstünlüğü var. 13 faul 12 faul. 2 takım da değil. Bir takım Arsenal 4-4-2. Beğen Kassel 4-2-4 ağır oynamış. 57-43 Arsenal'ın her alanda daha üstün oynadığını gördüğümüz için Arsenal'dan Erol Bulut Hoca'ya tebrik ederiz. Bir sonraki turda da başarılar dileriz. Sırada Crystal Palace Tottenham Hotspur var. Bir penaltıya giden maç daha. 120 dakikada sonucu belirlenmeye maç. Dördüncü dakika Kore ile hızlı başlamış Crystal Palace. Belki attıktan sonra Abdullah Kulüp Hoca belki düşünmüş olabilirdi. O güzel iyi 4 attık farka gideriz diye ama ilk yarı bu şekilde tamamlamış. İkinci yarıda 10 kişi kalmış Tottenham Hotspur. Ona rağmen 54'te golünü olmuş hemen 6 dakika sonra. Ve kalan dakikalarda gol yememiş atamamıştı normal olarak. İkinci yarıda baya bir sarı kart olmuş bu arada. Ve penaltı atışlarında ilk atışlarda Valverde'nin kaçırması belki de turu kaybetmelerine sebep olmuş. 13'te 14 şut. Of güzel maç. 6 korner 6 korner. 19 sonra 16 faul ki yani 3 6 sarı kart, 1 kırmızı kart var. Gayet hakem bol sarı kart bonkör olmuş. 50-50 top oynama oranları. Baya maçın sonuna başına sonuna kadar başa baş geçen bir yer mücadele gibi gözüküyor ama 48'de toplumun 10 kişi kalması belki de maçı vermiş bile olabilir yani belki de olabilir yani. 28'e 26 inanılmaz başa baş geçen bir mücadele. İki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Abdullah Kulübücü de üst tura geçtiği için ona da ayrıca başarılar dileyebiliriz tekrardan. Soçum mu lan bu? Neyse. Evet, bir diğer maçımıza geçtiğimizde Sheffield United değil, Arsenal değil, Aston Villa ile kimdi ya? Oğlum sandalye niye çok kıçırdı ya? Şu atın ya Sheffield Aston Villa'yı karıştırdık. İlk yarıda herhangi bir gol sayısı çıkmamış. 66'daki Federico Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçen Southampton'ın 73'te de Lorenzo Insigne'ye durumu 2-0'a yapınca rahatlamıştır kalan dakikalarda. 90'da 89'da oyuna giren Bartley 1 dakika sonra ayağını tozuyla 90'da golünü atmış gurur golü olarak. 8 şuta 11 şut Southampton'ın üstünlüğü gözüküyor. 6 korner 2 korner yine üstünlük. 17 faul 10 faul 158'e 42. İki takım birisi 4-3 abi birisi 4-3 B'ye oynamış. Yine her anlamda, her kulvarda, her istatistikte Southampton'ın daha iyi oynadığını görebiliyoruz. En azından ben istatistik olarak konuşuyorum arkadaşlar. Bizim maçlarda. O zaman maçtan hoca tebe gideriz. Bir sonraki turda da başarılarını dileriz. Evet, geçelim bir sonraki maçımız. Fulham Leicester City. Bakalım burada neler olmuş. Güzel maç. Bu belki de en güzel maç bu olabilir. 3-2'lik bol gollü maç. 17'de de Lovren'le 1-0'a geçen ulan ben vallahi buradan vallahi fuu yaptım ama gözüktüm kamerada hiç bilmiyorum. 17 Lovren'le 1-0 öne geçen Fulham 32'de Dejan'la 2-0 yapmış demiştir Fulham hoca aynı şekilde Fulham hoca diyeyim ya Emre hoca o hatta farkı gideriz demiştir belki o da. Ama 2 dakika sonra sakatlık 34'te Lovren'in sakatlığı açıkçası tarih için sakatlık 49 diyecektim 56'da 2-1 yapan Leicester City tekrardan bir oyuna dönmüş ki 10 dakika sonra bir de o üstüne 10 kişi kalan Fulham'ı görünce iyice saldırmak istemiştir ama 10 kişiden sonra 1 dakika sonra da gol bulmuş. Hiç Stapenenko'nun golüyle 3-1 yapıp artık rahatlamış zaten 10 kişi kalmasına rağmen. Çünkü kalan 20 dakika maksimum 25 dakika ama 90 dakika yerin golü belki de uzatmalarla bir şeyler olabilirdi ama olmamış. 3-2'lik güzel bir maç izlemişiz. Maçın sonuna kadar iki takım da heyecanlı bir şekilde beklemiş gibi gözüküyor ama 3-1'den sonra birazcık maç kopmuş gibi. 12 şut 11 şut dediğim gibi zaten 3-2'lik güzel bir skora güzel bir istatistik yakışırdı oranları. 5 kornere 5 korner 18 sonra 11 faul. 54'e 46 top oynama oranı. Bir Fulham 4-3-3-B. Leicester City'de 4-4-2-B ile oynamış. Aklıma geldi. Evet. İlk iki oyuncu tebrik ederiz. Gerçekten güzel maç olmuş açıkçası. Ben buradan bile anlayabilirim güzel maç olduğunu. Emre Mor Hoca'ya bol şans dilerim bir sonraki tur için. Ve biz de bir sonraki maçımıza geçebiliriz. Tabii Manchester City Liverpool güzel bir derbi. Güzel bir derbi. Galip çıkan ise Liverpool olmuş. Bergman Hoca'nın Liverpool'u.
Evet, Toni Kroos'un dakika 28'de attığı golü 1-0'ın geçen Liverpool kırdı öte. Toni Kroos'un hem kendisinin takımını ikinci golünü atarak kendisine ikinci yarı için rahat atan gol bulmuş oldular. İkinci yarıda rahat rahat oynayan Liverpool maçı da korumuş ki 68'de bir de Iñaki Williams'ın penaltıdan kaçırdığı gol var. 3-0 olsa belki takım iyice gaza gelip 4-5 de gidebilirdi açıkçası. 2-0'da kalması da normal. 12 şutta 8 şut. Liverpool'un üstünlüğü var. 7 korner, 6 korner, 7 korner, 6 korner. 58'e 42 top oynama oranları. Anlamda üstünlük var açıkçası. Liverpool hak edilmiş bir galibiyet gibi gözüküyor. Ama City'nin de ezerek oynadığı bir maç. City'nin de ezilerek kaybettiği bir maç diyemeyiz. İki hocaya da tebrik ederiz. Bermin hocaya da bir sonraki turda başarılar dileriz. Toni Kroos'una iyi bak. Toni Kroos sanki bu aralar gol atıyor. Arada bakıyorsun sanki maçların senin. Manchester Chelsea, bu da güzel bir derbi. Bu Londra değil de bu mavi şeytanlarla kırmızı şeytan. Yok, çok saçma oldu. Mavi şeytan olur. Olmaz. Ne olmaz? Bilmiyorum. Oo, 22 dakikada 3-0. Dakika 9 Vinicius Junior. Dakika 13 Higuain. Dakika 22 Higuain, ki geçen maçta Higuain'in hat-trick vardı. Bu maçta 2 tane atmış. Vay maşallah. Higuain yalnız çok sana bu kadar geldi. Kesiden 2 asist. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmamış. 20 şut. Chelsea yedek kadroya çıktı hocam. Umarım yedek kadroya çıkmıştır. Az kadroya çıktıysa Manchester içinden geçmiş. Kusura bakma. Manchester çok sağlam oynamış. Yani buradan da Manchester'ın lig için gerçekten inanılmaz geldiğini görüyoruz. Yusuf Hoca özellikle çok iyi bir çıkış yakaladı. Onur Hoca da çaldı. Çok iyi gidiyordu. Yani bir kere mağlubiyet oldu. O da bize oldu. Onun dışında mağlubiyetleri yoktu biliyorsunuz. Yusuf Bey'le de çok çok iyi gidiyorlar. 23-6 şut gayet iyi bir istatistik. 8 korner, 3 korner. Son zamanlarda gördüğüm en iyi istatistiklerden bir tanesi. 70-30 top oynamalı. İki rakip 4-3 oynamış. %35 yarı alanda oynamış. %19'da Manchester'ın yarı alanında. İnanılmaz bir galibiyet. Diyecek hiçbir şey yok. 10 numara maç. İki de hocaya da tebrik ederiz. Ama burada tebrikleri asıl tebrikleri Yusuf Hoca'ya gidiyor. Evet, bir sonraki turda da Yusuf Hoca'ya da başarılar dileriz. Ve son maçımıza geldiğimizde Everton Wolverhampton'ı görelim. Everton Kurtlar Sofrası diyeceğim ama deplasman iç saha olmadığı için sıkıntı yok. 82'de Paco Alcácer'in golüyle 1-0'lık skorla turu getiren golü atmış oldu ve 82'deki çok kritik bir gol Paco Alcácer'in Everton'u turu getirmiş. 10 şuta 8 şut, gayet güzel bir istatistik. 6 korner, 9 korner, 46-54 başa baş geçen bir mücadele. Ama 82. dakikada Paco Alcácer'in şutu bir anda maçı tamamen değiştirmiş ve turu getirmiş Everton'a. 22-21 topu yarı alanlarında oynama oranları, gayet güzel maç. Meğer Gnupları varmış. Kaç acaba? Çok merak ettim. Birazdan hemen ona bakacağım. Hatta hemen bakacağım. Evet, gerçekten güzel bir maç olmuş. 82. dakikada belki uzatmalara gidebilecek bir maçmış ama sağlık olsun diyelim. Ömer Babapro'ya geçmiş olsun diyelim. Güzel maçmış. İki takıma da iki hocaya da tebrik ederiz ve Kemal Hoca'ya da bir sonraki turda başarılar dileriz. Hemen şöyle ben bir Wolverhampton'a bakacağım. Wolverhampton'a bakacağım çünkü içimde kalır. Sizlerle de beraber bakalım. Mert Günok. Mert Günok. 90. Uf. Az kalecileri. Vay vay vay. Mert Günok güzel kalecimiş. Evet. Hemen bakalım sonuçlardan bir sonraki turdaki eşleşmelere. Eşleşmeler hakkında da ufak bir yorum yapabilirim sizler için. Evet. Everton Crystal Palace'da oynayacak. Liverpool, Arsenal, Fulham, Manchester. Oo, babalı final. Erken final olmuş. Fulham, Manchester United erken final. Southampton ve West Bromwich. İki kaliteli hoca. İki kaliteli güzel takım. Arsenal ve Liverpool iki yine kaliteli hocalar. İki takım da güzel. Liverpool Arsenal o derbi oluyor mu bilmiyorum ama iki takım da güzel gidiyorlar ligde. Everton Crystal Palace. Burada Crystal Palace bir tek üstün görüyorum Everton'a karşı. Çünkü Crystal Palace oyun olarak açıkçası ligin en iyi 2-3 takımdan bir tanesi bence. Arsenal ve aslında Manchester ve Fulham'la beraber açıkçası Everton işi çok zor burada. En zor eşleşme Everton çekmiş. En şanssız Everton diyebiliriz o zaman. En güzel tur Fulham Manchester maçını çok merak ediyorum. O maçı canlı bile izlemek isterdim yani, öyle bir maç. Gerçekten güzel eşleşmeler var. Neredeyse hepsi başa başlı dengede. Bunlar dengede. Bunlar denk. Bunlar bir tık burada dediğim gibi Crystal Palace'ın birazcık ağır bastığı söyleyeyim maç için. Bunlar da denge denk maç. Denge denk rakipler. Evet, buradaki 8 hocaya da şimdiden başarılar dileyelim. 22. haftada görüşmek üzere. O maçı da büyük bir ihtimalle değerlendirmek isterim sizlerle beraber. Bakacağımız başka bir şey vardı. Evet, bakacağımız bir şey vardı. Ben bir önceki bölümde bu arada kadro gösterdim ya. Chelsea hemen bir göz atalım. Chelsea yorgun mu değil mi? Değildi sanki ama. Evet, burada bir ufak bir Messi yorgun. Ronaldo yorgun. Bunlar güzel bizim için. Hamsik, Mount yorgun. Güzel.
Sen ne? O kaleciler de oynayacağım ama kalecilerin hiçbir farkı yokmuş. Bir nebze bize göre yorgun bir kale takımla çıkacaklar ama kalitelerine hiçbir ödün vermeyeceklerinden eminim. Şöyle neye bakacaktık? Yani benim kadro. Benim kadro göstermezdi. Bu arada bugün yine transfer yaptık. Yakında tanışacağınız bir isim. Alvaro Morata'yı kaçırmak istemedim arkadaşlar. Yani değeri kaç? 26, 36'ya mı? Ne aldım ben bu? Kaçırmak istemedim gerçekten. Zuba vardı gene. Şu an çok formda. Güzel gidiyor. Toparladı. Alex Sanchez şu an bizde var. Forvet hattımız gayet güzel oldu. Benford'u satıyoruz. Alex Sanchez satıyoruz. Alex Sanchez hatta çıkarsak da olur ya. Bir çıkar. Bir çıkar. Çıkar. Çıkar koçum eyvallah. Biraz çık oynarız. Ha koyamadık ya. Tam da 50'ye ayarlamışım. İstesem ayarlayamam. Yalnız arkadaşlar bugün bu video attığım gün içerisinde İstanbul Guys videosu geldi bilmiyorum ama inanılmaz bir İstanbul Guys videosu geldi. Yani bunu YouTube'da göremezsin gerçekten. YouTube'da abone sayısı çok yüksek olan kanallarda oynayanlar var da öyle benden yüksek olan var, bir sürü var yani. Gerçekten inanılmaz bir yorum geliyor. Ya başı ne yazsam hiç çözemiyorum yani. Yeni karakterleri var, onlarla oynadık. Ama böyle bir maç, iki tane maç attık ki böyle bir şey olamaz. Yıkarıldım gülmekten. Yani o maçı, o videoyu bir şeyler yapmam lazım. Gerçekten çok izlenmesi gereken bir video aslında ama işte kanal abonesi az az öneriliyor yani bunlar hepsi bir de yorum vesaire yani çok uzatmayacağım. Vidala var, Gidiç orta saha lazımdı var ama mecbur aldım. Diallo Ali böyle aldık stopere. Cimenez stoper attığımız savunma hattımız da gayet güzel. Beklerimiz fena değil. Carvalho biraz yenileyebilir. Carvalho bir tık düşük kalıyor. Kalecimiz de 94. Gelişmeye devam ediyor. Genç olduğu için sıkıntı yok. Yedek kaleci de ilerleyen zamanlarda değiştirmemiz gerekecek. Kadromuz da bu şekildeydi. Yoruldum ama lazım hemen dayanıyordum. Bayağıdır bu kadar konuşuyordum. Bu kadar çok konuştum çünkü bugün bütün maçlarımızı yorumladım normalde. Yani biz kendi maçımızda arada kır kır sohbet ediyorduk. Chelsea'de son 5 maçta 2 galibiyet gözüküyor ki biz de aynı şekilde ama biz son 5 maçta toplam 8 puan toplamışız. Onlar 6 puan biz daha iyi gözüküyoruz ama dediğim gibi hiçbir şey olmaz. Rakibimiz bizimle denk takımı neredeyse. Neredeyse de hatta denk galiba. Her neyse. Olan bölümün sonuna gelmiş bulunmakta. Siz buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Sağda ve solda çıkan videolarda izlemediyseniz izleyebilirsiniz diyorum. Ve ortada şu an çıkan kanal simgesinde de kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diyeceğim başka bir şey yok. Videoda like attınız zaten. Bir şey demiyorum. Hadi ben gittim o zaman. Bay bay.